Defterlerinizi kapatın, kopyalarınızı kaldırın. Limitlerden bahsedeceğiz. Harika fikir. Çünkü artık masamın üzerine yayılmanı istemiyorum. İyi ama ben matematikteki limitlerden bahsediyorum. Aa evet, madem ki bu konudan bahsediyorsun. Her fırsatta bana matematik dersi vermeyi bırakmanı istiyorum. Gerçekten biraz nefes almaya ihtiyacım var. Limitlerden bahsetmek için sonsuzluk kavramından bahsetmek gerek. Bu sonsuzluğun matematikte kullanılan işaretidir. Ve bu aynı zamanda sonsuz dörtlüğün işaretidir. Pozitif sonsuza artı sonsuz, negatif sonsuza da eksi sonsuz diyoruz. Bu sonsuz ama negatif bir sayıdır. X sonsuza giderken bir fonksiyonun limiti, x çok büyük değerleri aldığında fonksiyonun gittiği taraftır. Mesela fx eşittir 3x eksi 4 fonksiyonu için x sonsuza doğru giderken limiti 3 eksi 4 olacaktır. Bu sonsuz demektir. Evet, ben de bu vesileyle bir kopyaya asla 3 eksi 4 yazılmaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu matematiksel bir ifade değil. Ancak diğer taraftan akılda tutulması gereken mantıklı açıklamalar var. Sonsuz artı sonsuz ne yapar? Artı sonsuz. İğrenç bir espri. Neyse, eksi sonsuz ne yapar? Eksi sonsuz. Sonsuz kere sonsuz, sonsuz. Ve x kere sonsuz, x sayısı pozitifse sonuç her zaman sonsuzdur. 1. Şimdi ters fonksiyonu alırsak. Fx eşittir 1 bölü x. 2. X sonsuza doğru giderken sonuç 1 bölü sonsuz. 3. 1 bölü sonsuz yaklaşık 0 yapar. Çünkü milyon sonsuzun milyarda birine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 0'a çok yakın bir sayı olduğundan hayatı kolaylaştırmak adına bu sayıyı 0 olarak alıyoruz. 4. Ve 1 bölü 0 işleminin ki hiçbir gerekçeyle yazılmaması gerekiyor sonucunu sonsuz olarak kabul edebiliriz. 5. Dolayısıyla X sonsuza giderken 1 bölü X fonksiyonunun limiti 0'dır. 6. Ancak acaba sonsuza giderken X sayısının değeri pozitif mi yoksa negatif mi? 8. O zaman tekrar hatırlayalım. 1 bölü artı sonsuz eşittir 0 artı. 1 eksi sonsuz eşittir 0 eksi. 9. Dolayısıyla eksi artı sonsuza doğru giderken 1 bölü eksi fonksiyonunun limiti artı 0'dır. Ve x sayısı eksi sonsuza doğru giderken de 0'dır. Küçük numaralarını anladım. O zaman artı sonsuz işleminin sonucu sonsuz. Ancak artı sonsuz, eksi sonsuz işleminin sonucu nedir? Sıfır mı? Hayır. Burada belirsiz formlardan bahsediyoruz. Bunlar limitlerin gerçekten otomatik olarak değil, durum bazında hesaplanabileceği özel durumlardan bahsediyoruz. Artı sonsuz, eksi sonsuz işlemini ele alalım. Sıfır kere sonsuz. Çünkü bu gerçekten sıfır kere sonsuz değil, aksi halde sonuç sıfır olurdu. Bu sıfır kere sonsuza çok yakın bir değer. Sonsuz bölü sonsuz ya da sıfır bölü sıfır. Tüm bunlar belirsiz formlardır. Bunlardan kurtulmanın yolu var. 1. X sayısı artı sonsuza doğru giderken x kare eksi x fonksiyonunun limitini arıyorsan 2. Bu işlemin sonucu artı sonsuz kare sonsuz olacaktır. Ancak neyse ki sonsuzluğa giden bir polinomun limiti onun en yüksek dereceli teriminin limitine eşittir. 4. En yüksek dereceli terim x karedir ve sonsuz limiti artı sonsuzdur. 5. Dolayısıyla x sayısı artı sonsuza doğru giderken x kare eksi x fonksiyonunun limiti artı sonsuzdur. Harika. Ve bitmedi. Aynı zamanda karşılaştırma teorem de var. 1. F1'de g fonksiyonumuz olsun. Ve a sayısına yakın fx küçük eşittir gx. 3. X sayısı a sayısına doğru giderken fx'in limiti artı sonsuza eşittir. F fonksiyonu g fonksiyonundan küçük olduğu için x sayısı a sayısına doğru giderken g sayısının limiti sonsuzdan büyüktür. Dolayısıyla limiti aynı şekilde artı sonsuzdur. 4. Ve elimizde g, f ve h fonksiyonları olsun. 5. A sayısına bitişik fx küçük eşittir gx küçük eşittir hx. Ve x sayısı a sayısına doğru giderken fx ve hx fonksiyonlarının limiti eşittir k. Zira bu iki fonksiyon g fonksiyonunu kapsıyor. 7. Bu durumda x sayısı a sayısına doğru giderken f fonksiyonunun limiti de k sayısına eşittir. Buna jandarma teoremi diyoruz. Bir hırsızın iki jandarma tarafından yakalanması gibi fonksiyon çerçeveye alınmıştır. Hadi sonsuz kahramanlar birleşin. Elastik kadın. Kaya adam, meşale adam ve görünmez adam. Buradan geçti mi? Ya da şuradan mı? Of. Sen bir süper kahraman grubundan bahsediyorsun.